Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Eksi 2'ye 1 ve 4'e eksi 11 noktaları vermiş. Bir çubuğun e, uç noktalarıymış arkadaşlar. E, daha sonra bu küçük 5 veya 7 kesimle eşit parçalara ayrılıyormuş. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Sizce bir parçayı tek bir kesimle kaç parça ayırıyorduk? İki parça ayırıyorduk. Bunu matematikte çok çözmüşsünüz arkadaşlar problemler kısmında. Mesela bir parçayı iki kesimle kaç parça ayırırsın? Üç parça. Demek ki kesim sayısının bir fazlası kadar parçaya ayırıyorsun. Anlaştık mı? O zaman beş tane kesim olduğuna göre toplam yukarıyı kaç parçaya ayırırsın arkadaşlar? Beş kesimse altı parçaya diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, altı parça ayırırsın. Yani şöyle göstermek kanımda yaptım. Peki 7 kesimle o zaman kaç parça yazın? 8 parça ayırırsın arkadaşlar. Bu da küçük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Gayet güzel. Şimdi diyor ki 6 parçaya ayırdığımızda ve 8 parçaya ayırdığımızda ortak kesim noktası neresidir? Şöyle düşünelim. Toplam kaç parça yaptık? 5 kesimle 6 parça yaptık. 7 kesimle 8 parça. 6 ile 8'in ortak katı kaç arkadaşlar? 24. 24K alalım. 24'ü 6'ya bölelim. 4K, 4K, izleyin 4K, 4K, 4K gitmekte. Peki 248'e verelim kaç K kaç K gider? 3K, 3K. Peki sizce aynı yerden kesimiz hangisi olabilir? Bakın şurası da 12K, şurası da 12K. Daha doğrusu bu 4 ve 3 dedik ya 4 ve 3'ün en küçük ortak katı olan şu 12K'da ikisi de, aynı yerden kesiliyor arkadaşlar. Bakın bu da farklı noktalar ama şu ikisinin de ortak kesim. Çünkü burada 12K, burada 12K tam ortaya denk geldiği için arkadaşlar. Burası ikisinin ortak kesim noktası. Peki bu ortak kesim noktası 12K, 12K olunca tam bunun neresi oluyor arkadaşlar? orta noktası oluyor. Peki orta nokta nasıl bunlar arkadaşlar? Toplamının yarısı 1 geldi. Toplamının yarısı 5 orta nokta. Bize zaten kesim kısmı sormuş. 1'e eksi 5. Şimdi tekrarlayalım arkadaşlar. Öncelikle 5 kesim ya da 7 kesim. Ne demiştik arkadaşlar? Mesela 1 kesim kaç parça 2 parça. 2 e, kesim 3 parça ayırır arkadaşlar. Peki o zaman 5 kesim 6 parçaya 7 kesim 8 parçaya Peki 6 parça ayırdığımızdaki 4K 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 işte 8 olunca 3K 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 4K, hani 24K'da dedim arkadaşlar. Ve ikisi için de ortak olan yer 12 k yani 3 ile 4'ün ortak katı. 12K'da tam ortaya denk geldiği için 12K 12K, 12K. ikisinin de ortak kesim noktası toplamının yarısından bire eksi 5'tir. Gayet rahat devam the night. Şimdi arkadaşlar diyor ki burada bir dere var ne deresi? deren adı kara dere. Bu kara güzel bu dere böyle doğrusal gidiyor BA. Şu C'nin bu kara uzaklığı nedir? Bakın hep aynı sorular. Noktanın doğruya uzaklığı müfratta var ve çok önemli devam. Öncelikle şu x'ten gelin bu doğru denklemini bulalım. Nasıl bulunuyordu? Eğim. Eğim nasıl bulunuyordu? Bu doğrunun emine y'leri farkı bölü harikasınız bölü x'leri farkı Y'e. Yeah, now yani 3 bölü 3'ten 1 geldi. Bunun emi 1 geldi. Y'leri farkı bölü x'leri farkı emi 1 geldi. Yes. Peki bir Geçtiği noktada bunu seçeyim. Hadi seçeyim. Y üzerinde bir x'i alıyordum. Ben öyle çözüyordum. Hani x'i y-10 bölü mesela o noktayı seçtim. Sen bu noktayı seçiyorsun. x-0 eşittir eğim kaçtı? 1'di. Buradan y-10 eşittir x'ten y-x 10 eşittir 0'dır. Doğrunun denklemi. Hocam ben şöyle biliyordum. Ben hep şöyle yazıyorum. Y eksi 10 eşittir eğim. X eksi 0 aynı şey zaten. Karşıya atınca aynı kaynım. Aynı kaynım. Aynı. Peki bu noktanın bu doğruya uzaklığını bulacağız. Noktanın doğru uzak neydi? Noktayı denklemde yazalım. Hadi yazalım. Y yerine 5. X yerine eksi 2. 5 eksi eksi 2. Eksi 10 mutlak değer bölü. Bak x yerine eksi 2 y yerine 5 eksi 10 bölü kat sayılarının kareleri toplamının kare köküydü. Bunu daha önceki dizlediyseniz çok yaptık arkadaşlar. Buradan kaç geldi burası? 7. 7. 10 çıkar. 3 bölü kök 2. Bu kadar. Şimdi B ve A bir derenin üzerindeymiş ve dere bir doğrusal dereye C'nin uzaklığını sormuş. Peki ben o zaman bu doğru denklemi yazarım? Noktanın doğruya uzaklığını bulurum. Bu kadar kolay. Peki doğru nasıl yazılır? Eğimi buldum. Nasıl buldum eğimi? Y'lerin farkı bir x'lerin farkından eğim 1 geldi. Bu neyimi 1 arkadaşlar noktada bunu seçtim ve üzerinde bir x'i aldım. Y x 10 bölü x eksi 0 yine 1'i verdi deyip denklem buldum. Hocam ben şöyle biliyordum. Y x 10 eşittir işte eğim x 0 Aynı kaynım demiştim. Buradan arkadaşlar devam ediyoruz. Noktanın doğru uzaklığı noktayı denklemde yaz bölü. A kare B kare tak tak. Hocam şu noktanın doğru uzaklığını anlamıyorum. Hemen anlatayım. Mesela 1 1 alalım. Bu doğrunun 3x artı 4y artı 13 e uzaklığı nedir diyelim. Bundan önce çözüm tekrar çözüm. X yeni bir, y yeni bir yazalım. Ne geliyor? 3, 4, 7, 13 tane yapar? 20. Sıfır almıyoruz. Sıfır almıyoruz. Bölü. Şunun kat sayıları toplamın kare kökü. 3'ün karesi, 4'ün karesinin kare 20 bölü 5'ten 4 geldi mesela. Burada da ne yaptık? Eksi 2 yazdık, 5'i yazdık. 5 eksi eksi 2, 7 eksi 10 mutlak değerden 3 diye çıkar. Kat sayıları 1'in karesi eksi birin karesinin kalesi, kare Yes. Evet soruyu okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Soruda ne diyor? E, şekildeki bir yolun kenarlarını ve ortasındaki şeridi temsil eden paralel çizgiler görülmektedir. Yol ve ortadaki şerit tam ortada olur değil mi? Yolun tam ortasında bunu bilelim. Yol kenarlarını ifade eden doğru denklemden birisi 3x-4y artı 20, 3x-4y eksi, eksi olmuş arkadaşlar. Bu şeridi ifade eden doğru denklem nedir? E buna paralel olduğu için o da bak 3 x eksi 4 3x-4y bu da nedir? 3x-4y artı bir şey. Onu siz bile yorumlayabilirsiniz. Bu sabitler belli bir oranda ilerler. Yani... 20 ile eksi 10'un tam ortası olacak burası. Kat aynı olmak üzere. Mesela buraya 6 x 8, 8 y de verebilirdi. Ben 2'ye bölerdim. Yine böyle yazardım. Peki bunu veren nedir? Toplamının yarısı. Yeah. Yani onu şurada yazayım. 20 artı eksi 10 bölü 2. Sabiti kaç geldi arkadaşlar buradan? 5 geldi. O zaman şurası 5 olacaktır arkadaşlar. Diğer bir yöntem de şu. Eksi 10'dan 20'ye kaç arttı sabit? Kat aynı olmak koşuluyla devam ediyoruz. Kaç arttı? 30 arttı. Peki 30 10 tam ortasına kaçaracak? 15 artacak. O zaman hop 5 olacaktır. Diye de söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şıklarda bakıyorum bulamıyorum. Bazen şıklarda karşıya atmayı da bileceksin tamam mı? Tekrar edelim. Demek ki 3x eksi 4 3x eksi 4 birbirine paraleldir arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Sabitleri farklı çünkü aynı doğru değil. Sabitleri de aynı olsa bunlar çakışık doğru olur. Bunlar paralel doğrular gayet güzel. Ortadaki şerit de bunlara paraleldir. O da 3x eksi 4 y'dir. 20 ile eksi 10'un toplamının yarısı da buraya verilirse arkadaşlar tam ortadaki doğru denklem olur. Hatta şöyle yapabiliriz. Buradan buraya 30 artarsa yarısı 15 artar diyerek soruyu çözdük. Devam. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bize c noktasının koordinatlarını sormuş. Gayet güzel. Bu sarkaç bu uzunluklar hep nedir birbirine eşitmiş. Çok güzel 90'dan bunlar arkadaşlar. Çünkü niye 30? Bu köşe zaten şey eksenler bunlar. Dikindim şöyle. 90 gördürse 30'un gördüğü 2'dir. Şuraya kaç geldi? 2 geldi. Doğru mu? Doğru. Bunları niye buldum bilmiyorum. Bilgi taşması yaşadığım için. Çünkü ona ihtiyacım yoktu. 4 ise burada 4 olur. İ e burada 4 olur. Şöyle dikinelim arkadaşlar. 60. Çünkü bize C noktasını koordinatlarını sormuş. 30'un gördüğü nedir? 2'dir. Bura kaçtır? 2 köküştür. O zaman C noktamız ne oldu arkadaşlar? Şuraya 2 ise. X'imiz 2. Y'miz aşağıda olduğu için eksi 2 kök 3 olacaktır. Tekrarlayalım. 4, 4, 4. dikindim. indim. 60. 90, 30'un gördüğü iki Şurası iki güç geldi. Noktamız 2, eksi 2 kök 3'tür. Devam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Diyor ki demir çubuk uzunluğu en az nedir? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada AB ile CD'miz paralelmiş. Peki paralelse bunun tam buradan doğrusal geçtiğini nasıl düşünebiliriz? Şöyle düşünebiliriz. Bir tane demir çubuk var. Biliyorsunuz ki demir çubuklar eğilmez. Düz. Demir çubuk. Ve demir çubuğun bir ucu CD üzerinde değişmektedir. Bu ucu AB üzerinde değişmektedir. Peki o zaman bu demir çubuğu düz olan demir çubuğu burada nasıl değiştirtebilirsin? Çünkü soruda diyor AB ile CD üzerinde değişmektedir. Dolayısıyla burasının devam arkadaşlar kesinlikle şöyle şuradan doğrusu olmak zorundadır. Çünkü demir çubuğun bir ucu burada bir ucu burada olması için düz bir demir çubuğu yoksa mesela bu alçak olsa şuraya değmez uçları. Bak uçları şuralara değmez o yüzden. Peki bu demir çubuğun uzunluğu en az kaçtır diyor. En az nedir? Şuraya B'yi alırsın. Diğerini C'ye alırsın. C'ye alırsan şöyle yaptığımda şurası 4 ise 4 buraya gelir. Yukarı kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Şurası kaç geldi? 10 geldi. Doğru mu? Doğru. O zaman bizim 5 sa buraya kaç geldi? 5 kök 5 geldi. Pisagor yaparak bulabilirsiniz. Peki şimdi biz uçlara koyunca 5 kök 5. Yani alacağı en küçükler 5 kök 5'tir. Bize şuraya yazayım unutmuşum. Tam sayı olarak en az kaçtır diyor. Hmm. O zaman bizim uzunluğumuz 5 kök 5'ten büyük olmak zorundadır. Yani kare sanasak en kare büyüklüğü 125'ten hangi değerler alır arkadaşlar olarak? 11 kare 121 olduğu için 12'dir alacağı en küçük değer. Tekrarlayalım. Dikindim şöyle. 4 buraya 5 buraya geldi. Şurası en kısa mesafedir. Çünkü bir ucu bunun üzerindeymiş bir ucu bunun üzerindeymiş arkadaşlar. Sonra 10 buraya geldi. 5 15 kök 5. Tamam olay bitti. 5 kök 5'ten de büyük olacağı için 12 olur. İlk A şıkkını yaptık. B şıkkı. C'de neyimi nedir? Ne demiştik? Çubuklar bunun uçlarında olduk da düz demir çubuk hiç bozulmadığına göre bunlar doğrusu olmak zorunda demiştik. Peki CD'nin eğimi nedir diyor. Şu CD'nin eğimi. Peki sonuçta bu doğrusal olduğu için buradaki e, buradaki açıyla buradaki açı aynı mıdır? Aynıdır. Peki eğim neydi? Tanjant. Karşı bölü komşu. O zaman bunun eğimiyle bunun eğimi aynıdır. Peki eğim nedir? Karşı bölü komşu. Yani nedir bu eğimi? 5 bölü 10'dan 1 bölü 2'dir. Çünkü doğrusal olduğu için arkadaşlar 5 bölü 10 karşı bölü komşudan 1 bölü 2'dir. Devam edelim. Duvarın kalınlığı 2 metre olursa çubuğun boyu en çok kaç olur? Şimdi duvarın eni 2 olursa 2 olursa hazır bak demin eğimi de yeni öğrenmişiz. Yani tanjant 5 bölü 10 değil mi eğim 1 bölü 2. O zaman bu bölü bu. Bu bölü bu. Ya da benzerlik yapalım tamam. Hiç eğimi karıştırmayın. İşte atıyorum betanın gördüğü 10 betanın gördüğü 2 harika. İşte atıyorum alfanın gördüğü 5 alfanın gördüğü şuraya t diyelim. Buradan yarıs 5'te 1 5'e T kaç geldi? 1. Gayet iyi. Aynı şey burada da nedir? 1'dir. Şimdi çubuğun boyu 1 2 ise burası kök 5'ti. E bu da 1 2 ise burası kök 5'ti. Direkt geliyor. Haklısın. Aslında daha mantıklıymış. 1 2 ise burası kök 5. Kök 5 ise şura alacağı en büyük değer budur. Yani 5 6 7 kök 5'ti. Ben de şey demiştim. Hani 2 10 2 ile 1 5 1 hani şöyle Pisagor yapalım dedim. Aynı şey gelecek. Sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan 7 kök 5 geldi. Peki o zaman bizim çubuğumuzda 7 kök 5'e kadar alır maksimum. O zaman e, en küçük en büyüktür 5 kök 5'te burada eşitlik vardı. E, şey en az yerini alırken çünkü o da olabilirdi. Ancak burada da yine enimiz küçük eşittir neyden? 7 kök 5'e kadar alır. O da e, n kare küçüktür 49 çarpı 5 245. Burada n'in alacağı en küçük değer arkadaşlar 15 olacaktır 225'ten arkadaşlar 15 olacaktır. Şimdi baştan anlatalım. Şimdi bizim demir çubuğumuz A, B ve C üzerinde oynayabildiği için bu düz demir çubuk demek ki burası doğrusu olmak zorundaymış onu öğrendik. Devam. Dolayısıyla bize diyor ki demir çubuk en az ne alır? En az şurası alır arkadaşlar. Şura 10'du şuraya çektim. Şu 4'ü şuraya çekince buraya 5 geldi. 5, 10, 5 kök 5 alacağı en küçük değerdir ve ondan daha büyük olur. Eşit ve büyük. Burada arkadaşlar alacağı değer tam olarak 12 bulduk. Gayet güzel. CD'nin eğimi dedik. CD'nin eğimi zaten bu doğrusu olduğu için şunun eğimi 5 bölü olsa bu da 1 bölü 2 olur. Aynı direğimi 1 bölü 2'dir. Sıkıntı yok. Peki duvarın kalınlığı 2 metre ise 2 ise demin buradan benzerlikten dolayı şunu şuna, şuna benzerlikten o zaman şurası 1 geldi. Şurası 1 geldi. O zaman burası 1 ise şurası kök 5'tir. E burada da kök 5'ten şu uzunluk kaç geldi arkadaşlar? 7 kök 5'tir. Ya da şöyle dik inerim. Bura 12 oldu. 10 geldi. 2 2. Duvar kalınlığı 2 soruda vermiş. 5 1 birden 7 olacaktı. Yani 7 7 14 7 kök 5 gelecektir ve oradan da bulabilirsiniz ya da şurada bura kök 5 e burada kök 5'ten 7 kök 5 olarak da bulabilirsiniz arkadaşlar Dolayısıyla buradan çubuğun boyu en çok 7 kök 5 olur. Daha da ya da daha küçük bize tam sayı dediği için en kare küçüktür. 7 kök 5'in karesi 245 küçük. 15, 225 olacaktır arkadaşlar. Devam. Şimdi arkadaşlar saat yönünde o olaya göre dönüyor. Bir eşken üçgen, biri kare, biri de daire. Üçgen 120 biliyoruz ki biz düzgün çok dış açısı kadar dönerse kendi şeklini oluşur. Mesela üçgen 120 derece yine kendisi oluşur. Yani bizim oluşacak şeyimizi üçgenimizin aynı oluşacak. Kare 135 derece. Şimdi karenin normalde 90 derecedir dış açısı düzgün çokken. ve 90 derece dönerse kendisi oluşur. Peki sizce her 90'da bu oluşuyor, her 90'da bu oluşuyor, her 90'da bu oluşursa mesela 90 tamam. E peki 135 önce ne olacak? 90 tamam 45. Peki 90 döndük, 45 döndüğümüz arkadaşlar ne olur arkadaşlar 45 o zaman şöyle bir şey oluşmaz mı? Yani bizim karemiz bu sefer şöyle oluşmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü 90 olduğuna buydu. Her dönemde 90. 45 olursa da 45 derecelik. Yani şöyle olacaktır. Çok net arkadaşlar. Güzel. Daire 155, 100, 210, 150. kaç derece dönerse dönsün. Dairenin zaten kendisi arkadaşlar hiç bozulmayacaktır. Dolayısıyla cevap bu olacaktır. Gayet kolay. eşken üçgen kare gibi düzgün çokgenlerin dönme dönme açıları, dönme simetri açıları dış açıları aynıydı. Mesela 120 derece dönerse aynısı oluşur. Mesela eşken üçgen 60 derece dönerse şöyle oluşur. 120 dönerse yine aynı haline gelir arkadaşlar. Dolayısıyla 120 derece dönünce için aynısı oluştu. Kare 135 derece 90'da aynısı oluyor. 135 olunca bir 45 daha dönünce böyle oluşur arkadaşlar. E, daire zaten kaç derece dönerse hep aynıdır. Cevap budur. Devam.